Nedim Şener Siyonizmin katliamcı temelleri öldürmek için bebek aramak din midir Nasıl İsrail'in Gazze vahşetini soykırım tarif etmeye yetmiyorsa Lübnan'dan İran'a Suriye'den Türkiye'ye tüm bölgedeki saldırı ve tehditlerini yürüttüğü katliamların sebebini ne siyaset ne ulusal çıkarlar ne jeopolitik kelimesi açıklamaya yetmiyor Bebeklerini öldürün talimatı İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu daha katliamın başında tüm dünyaya bunu ilan etmişti. Kutsal kitabımız diyor ki Amalek'in sana yaptıklarını hatırlamalısın. Şimdi git, Amaleklilere saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür. Onlara göre, Amalek, Filistinli Müslümanlardı. Savunma Bakanı Gallant'ın, İnsansı hayvan, dediği ise kendi inanışlarına Yahudi olmayan ve sadece Yahudilere hizmet için dünyaya gelmiş, Goyim'di. Yani karşımızda normal insanlar, bildiğimiz savaş, sadece bir işgal, geçmişteki soykırımın ve bir katliamın benzeri yok. Kıyamete 65 yıl kalmış açık açık din savaşı yürüten, dünyanın sonunu getirmek için yola çıkmış Siyonist Yahudiler ve onların dünyaya yayacakları kötülükler sonrası yaşanacak, Armageddon Savaşı ile Mesih'in geleceğine inanan, sonrasında da bin yıl cennet hayatı yaşayacaklarını düşünen ABD ve Avrupalı Hristiyan Siyonistlerin desteklediği bir din savaşı var. Yahudilere göre 6000 yıllık ömrü olan dünya, bu Ekim ayında 5785 yaşına girecek. 6000. yılda kıyametin kopacağına inanıyorlar. Ancak insanoğlu o kadar çok günah işledi ki, Tanrı dünyanın ömrünü 150 yıl kısalttı ve kıyametin tarihini dünyanın 5850 yaşına kadar indirdi. Dolayısıyla bu inanca göre kıyametin kopmasına sadece 65 yıl var. Gelecek 65 yıl içinde Yahudiler, bu dönemde Mesih oğlu Davud'un da geleceğine, tüm dünyaya egemen olacaklarına, diğer insanların onlara tabi olarak hizmetkarlık yapacaklarına, adeta bir cennet dönemi yaşayacaklarına inanıyorlar. İşgalin temelleri 19. yüzyıldan. Yahudi Siyonistler aslında böyle bir döneme 19. yüzyıldan beri hazırlanıyorlar. 1880'de başlayan Hibbat Siyon hareketi ve 1897'de Basel'de toplanan 1. Siyonist Kongresi ile bu idealin birinci aşaması olan vaat edilmiş topraklara dönüş diye Filistin'e göçlerle bugünkü işgalinde temellerini attılar. Siyonist Yahudilere göre vaat edilmiş topraklar ideali İsrail devletinin kuruluşu, Kudüs'ün başkent olması, Yahudilerin dönüşü ve elbette Mescid-i Aksa'nın yıkılıp yerine üçüncü tapınağın inşa edilmesiyle bu süreç tamamlanacak. 1948'de İsrail devletinin kuruluşu sonrası Siyonist Yahudiler adım adım hedeflerini gerçekleştirdiler. Geriye bir tek Mescid-i Aksa'nın yerine M.Ö. 586 yılında Babilliler, Milattan sonra 70 Romalılar tarafından yıkılan Süleyman Tapınağının üçüncü kez inşa edilmesi kaldı. Hedef Mescide Aksa. Nihayet iki gün önce de İsrail Kamu İşleri Bakanı Ben GvE ile Mescide Aksaya bir sinagog inşa etmeyi planladıklarını açıkladı. 7 Ekim'den bu yana yaşananları uluslararası ilişkiler uzmanları açıklamaya yetmeyince, Siyonizmin teolojik temelleri isimli 464 sayfalık kitabının yazarı Semiha Karahan'a sordum. Marmara Üniversitesi İlahiyat'ta, Dinler Tarihi, yüksek lisanstan sonra şu anda İstanbul İlahiyat Fakültesi'nde doktorasını sürdüren Karahan şu cevabı verdi, dini siyonizm için siyonizmin mücadelesi ve İsrail'in savaşları net olarak bir din savaşıdır. Bir başka ifadeyle bu savaş onlara göre kutsal savaştır, bu cinayet tanrının emridir. Tevrat'taki, öldür, emri. İsrail bugün antik dönemdeki İsrailoğullarının düşmanlarını öldürmek zorundadır. Çünkü Tevrat'ta, Tanrı onları öldüreceksin, demiştir. Bunlar kimdir? Filistinlilerdir, Amalek olarak yaftalanan tüm Müslümanlardır, Hamun olarak adlandırılan İranlılardır. Dolayısıyla dindar Siyonistler için bugün Gazze'deki savaş yapılması gereken bir din savaşıdır. Ayrıca dindar Siyonistler için dünya 19. yüzyılın ortalarından bu yana ahir zamandadır ve Mesih oğlu Davud'un gelişi an meselesidir. Tanah'ta ahir zamana dair yer alan tüm kehanetlerin gerçekleşmesini umut eden ve bazen de bunların gerçekleşmesi için çaba gösteren dindar Siyonistler onlarca yıldır büyük bir heyecan içindedir. Çünkü bu kehanetlerin çoğunluğu gerçekleşmiştir ve genellikle bu kehanetler hep olumsuz yönlü hadiselerdir. Kehanetler. Nedir bu kehanetler? Mesih gelmeden önce teknoloji gelişecek, özellikle havada büyük uçaklar ve silahlar boy gösterecek. Babil, Irak yıkılacak, Asur'un dağlarında silahlı adamlar gezecek, dünya kaotik bir yer olacak, depremler, afetler, salgın hastalıklar, fakirlik çoğalacak, putperest ideolojiler yıkılacak, diktatörler ölecek, mülteciler artacak, ırkçılık yükselecek. En önemlisi de ahir zamanın sonuna da doğru kuzeyden gelen düşman bir kral, Gok ve onun halkı, Magok, İsrail'e zulüm edecek ve Orta Doğu'da büyük bir savaşı, yani Gok ve Magok, savaşını başlatacaktır. Katliamcıların Kutsaliyeti Öyle ki Filistin'deki işgale imza atan ve bölgede katliamlar yapan Netanyahu dahil İsrailli devlet adamları bu din savaşında kendisine kutsaliyet atfetmiştir. Mesela David Ben Gurion kendisini Kral David ile özdeşleştirmiş ve kendi savaşının onunkilerle aynı olduğunu iddia etmiştir. Bu bağlamda Siyonistler için en önemli kitabın Yeşua kitabı olduğu vurgulanmalıdır. Yahudi kutsal kitabı Tanah'ın içindeki bir bölümdür. Çünkü Yeşua kitabında Tanrı yedi Kenan halkını öldüreceksin der ve Siyonistler için bu halklar bugünkü Filistinlilerin ta kendisidir. Ayrıca tüm Siyonistler kendilerini Tevrat figürleriyle eşleştirmektedir. Onlara göre ilk Siyonistler Hazreti İbrahim ve Hazreti Yuşa iken bugünün Yahudileri de onların arketipidir. Yani yakın geçmişte Ben Gurion, Jabotinsky, Sharon ve sayısız örneğinde görüldüğü gibi bugün de Netanyahu, Ben Gvir gibi isimler de kendilerini yeri geldiği zaman İbrahim, Musa, Yuşa, Davud, Süleyman'ın gölgesi zannetmektedir. Sonuç olarak İsrailli siyasiler başlangıcından bugüne dini tonda teopolitik bir savaş yürütüyor. 1990 yılında ABD gezisi sırasında bir hahamın, Mesih'in gelişini hızlandıracak bir şeyler yap, dediğinde Netanyahu'nun, yapıyoruz, yapıyoruz, cevabı ile ne dediğini daha iyi anlıyoruz. Netanyahu dediğini yapıyor, masum insanları katlederek soykırım yapıyor, sadece bölgeyi değil dünyayı yakacak ateşi körüklüyor.